çöp poşeti. Çek abi. Çek abi. Çek şeyi biz sen çek. Bir dakika bu havai fişek mi? Kurgunun şeyi. Bu mu? Evet. Bu da lan şunu okursam. Çek yayın Şemistan. Ha bu havai fişek gibi bir şey bu. Haftada bir saatimi çok keyifli geçirmeme olanak sağlayan şov dünyası gibi bütün otoritelerin ezberlerini gözden geçirmesine sebep olan bu TV'ci mıknatısı programda emeği geçen herkese çok teşekkürler. Bu mekanizmayı bundan bahsediyor. Cihat Akbel ve Erman Yaşar mekanizmayı arasında mi? Atılacak yazı turanın galibi patlatırsa sevinirim. Ha ne bu? Konfeti. Konfet. Havai fişek olmaz burada çünkü. Konfet. Ha, yazı turu için para da yollamış. Tamam. Söyle. Mustafa Kemal Atatürk. Ya, sen hiçbir şovu kaçırmıyorsun. Ben de rakamların en büyüğü falan. Bir yazı yani. Hadi lan. Ha. Ne? Bir. Tamam, ben patlatacağım. Yani, niye çevirdin? Nasıl yani? Onu raco... Niye çevirdin? Şans çıktın lan. Rezil herif. Düşümde Atatürk vardı. Hayır abi o olan raco ne olur? Ben patlatıyorum. Geçmiş olsun. Götünde patlasın. Hakikaten acayip bir reyting olur. He, bir yapsana. Sen de bir deneyelim. Ya yine garip şeyler geliyor. Bunlar kuşları öldürüyor. Kuş var mı? Havai fişek mi oğlum bu? Konfeti lan. Abi açma oğlum. Açma. Alttan şöyle döndürüyorsun abi. Sarı var ya sarı. Abi yok. Sakat kalacağız. Ana kodumun yerinde. Keşke Atatürk gelseydi. Sarıdan tutuyorsun. Ha. Bak ok var gördün mü okları? Tuttum. Bir sağ bir sol ama Erman abiye doğru yaparsan. Buradan mı patlıyor? Evet Erman abiye doğru. Biraz geri gidelim. Canım atam yanlış bir hareketi yok. Buna soktu konfetiyi. Kalaşnikov mu bu? Oğlum bu şaka mı bu? Ya oğlum. Ana korum. Ya Allah'ını s**k! Bok gibi de bir koku yayıldı hemen arkasından. Altıma mı sıçtım acaba korkudan? Şuraya bakar mısın? Şamil'cim teşekkür ediyoruz ama yani. Yani böyle de Şamil miydi? Kimdi? Kimdi? Yazmamış.